başlayalım mı? Efendim, sağlık zamanı başlasın. Ben nereye gittim? İyi gezdiniz bu hafta. Gizem bu hafta Antep'teydi. Bayağı Antep'e bir çalıştı. Gittim. Çalışmıyor. Hafta içi yatıyor dedik. Bu hafta bayağı bir gezdi. Evet, çok güzeldi. Antep'e de tekrar selamlar olsun. İlk durağımız neonatoloji uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslıydı. Kendisiyle yeni doğan bebek sağlığını konuştuk. Bakalım hocamız bize neler anlatmış. İzleyelim. Sonrasında tekrar stüdyomuzdayız. Evet, bugün Gaziantep'te bir hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesindeyiz. Sevgili hocamız, neonatoloji uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı ile birlikte. Hoş geldiniz. Sağ olun, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Biraz neonatolojiden bahsetmek istiyorum. Nedir kelime anlamı? Neo yeni demek, natal doğan bebek yeni bebek demek aslında. Neonatolojide yeni doğan bebeğin bilim dalı aslında. Onun sorunlarıyla ilgilenen bilim dalı anlamına geliyor. Evet. Burada nasıl bir süreç bekliyor bebeği? Şimdi biliyorsunuz anne karnında bebekler farklı bir ortamda farklı bir yaşam sürüyorlar. Ve bunlar doğduğu andan itibaren bizim bu dünyamıza uygun bir yaşama geçmeye çalışıyorlar. Bu ilk dakikalar, ilk saatler bizim için çok önemli. Bu geçişi iyi yapamayan veya anne karnındayken sıkıntı çekmiş, sonradan organlarında eksiklik veya hatalı gelişme olanlar veya zamanında gebeliği tamamlayamadan önceden doğan bebekler maalesef ciddi bir tıbbi bakıma ve bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu tür bebekleri buralara alıp burada normal hayata yaşamlarını devam ettirmelerini ve yaşam ilk önce hayatlarını kurtarmak sonra da yaşayan bebekleri de topluma sağlıklı da sağlam bireyler olarak sunmayı amaç edinerek çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak zamanında gebeliğini tamamlayamamış prematüre bebek dediğimiz bebeklerimizi alıyoruz. Onun dışında annesi şeker hastası olan, kalp hastası olan ve bebeğinde sorun olan bebeklerimiz buraya geliyor. Peki prematüre bebek kimlere diyoruz? Yani kaç aylık oluyorlar? Şimdi normal gebelik süresi 40 hafta. Yani haftaya göre hesaplıyoruz. Evet. Bizim için sınır 37 haftadır. 37 hafta yaklaşık 259 güne falan denk geliyor. Bugünü tamamlayamamış bütün bebekler erken doğmuş, yani prematüre bebek. Ya bu sesler yoğun bakımda tabii bebekler ciddi şeyler. Anlamda kontrol altındalar. Her türlü vital bulguları dediğimiz bizim hayata adayet bulguları kontrol altında. Peki prematüre bebekten bahsettik. Bu ülkemizde çok yaşanan bir olay mıdır? Sıklığı nedir? Tabii. Şimdi şöyle, ülkemizde yaklaşık senede 1,5 milyon bebek doğuyor. Prematüre sıklığı ortalama %10'dur. Şimdi gebelik süresini tamamlayamadığı zaman bebek, erken doğduğu zaman gebelik süresi sonucu oluşacak gelişimini tamamlayamıyor. Tabii hayati ilk organ akciğer. Bebek ilk doğduğunda prematüre bebek ilk sorun akciğerinden. Akciğer dışında beyin, göz, kalp, böbrek, deri, kemik iliği, yani aklınıza gelecek bütün organlarda sorun çıkartabilir bu. Bir kere bebek kendi başına küvöz dediğimiz anne rahmini taklit eden bu cihazların dışında vücut ısısını koruyabilmesi lazım. Çünkü vücut ısılarını koruma en önemli fonksiyonlardan birisi. Şu an mesela nedir derecesi? Yaklaşık 30-32 derece arası tutuyoruz küvözleri. O ısı da en ideal yaşam şartlarını sürdürüyorlar. Onun dışında prematüre bebeklerin ikinci kriteri beslenme. Hı. Yani bunlar anne sütü veya biberonla mamayı rahat kendi başına alabiliyor pozisyonda olmalılar. Çünkü ne kadar erken doğarsa o kadar beslenme problemi çekiyorlar. Hı. Üçüncü kriterde ciddi bir problemi olmayacak bebeğin sağlık problemi. Hı. Bu problemleri tamamladığında ki genelde 2 kiloyu tamamlayan kabaca bebeklerde bu sağlanabiliyor. Sağlığına kavuşmuş mu olabiliyor? Kabaca sağlığına kavuşmuş oluyor. Ciddi problemi de yoksa taburcu ediyoruz bebek. Peki anne sütü veriliyor mu, yani onlar mı getiriyor? Tabii. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani hem emzirmelerine izin veriyoruz emzirebilen annelere. Ama küçük prematüre bebeklerde emzirme olayı çok olmuyor. O nedenle süt sağma şeklinde sütlerini alıyoruz annelerin. Evet. Uygun koşullarda saklıyoruz ve bebeğin sağlık durumu izin verdiği oranda
aşamada yavaş yavaş bebekleri anne sütüyle besliyoruz. Emzirme olayı artık biraz güçlenip emmesi yerine geldiği zaman. Çünkü emme ve yutma fonksiyonları da bebeklerin yaklaşık 34. gebelik haftasında falan olgunlaşıyor. Ondan önce doğan bebeklerde emme ve yutma olmadığı için kendi başlarına emmekte biraz zorlanıyorlar. Peki anne adayları doğum yapacakları hastaneyi seçerken neye dikkat etmediler? Şu anda Gaziantep'te bir hastanedeyiz ve sizin özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitenizle ilgili de birazcık konuşmak istiyorum. Ne gibi teknolojiler kullanılıyor? Ya şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Anneler genelde doğum yaparken kadın doğum doktorunu seçiyorlar. Fakat doğum bebek için de geçerli bir olay. Mutlaka yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastaneyi seçmeleri gerekiyor. Tabii yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan hastaneyi seçtikten sonra bu hastanenin yönetiminde mutlaka ama mutlaka yeni doğan uzmanı olan bir yeni doğan yoğun bakım hastanesini seçmeliler. Çünkü yani 6 yıllık tıp fakültesinin üzerine 4 yıllık çocuk uzmanlı eğitiminin üzerine 3 yılda yeni doğan uzmanı eğitim alıyor bu uzmanlar. Yani çocuk doktorlarının üstüne. O nedenle daha tecrübeli, daha bilgililer bu konuda. Diğer bir dikkat edecekleri konu teknoloji. Mesela arkada gördüğümüz küvezler, her yerde küvez var. Fakat çok teknoloji, çok kaliteli küvezler de var. Daha basit yapılmış küvezler de var. Yani ünitenin teknolojik imkanlarını, cihazlarını mutlaka kontrol etmeleri lazım. Onun dışında erken yeni doğan bebeklerin akciğerine giden damarlarının basınçları normalde yüksektir. Çünkü anne karnındayken akciğere ihtiyaç yoktur. Bu bebek doğduktan sonra bu damarların aniden genişleyip akciğere bol miktarda kan getirmesi lazım. Fakat bazı bebekler bunu başaramıyor ve ciddi hayati tehlikeye girebiliyor. Bunu için çok önemli bir gazımız var. Nitrik oksit gazı. Hiç anne sütü veremediğiniz bebekleri nasıl besliyorsunuz? Bu bebekler günde en az 20 gram alması lazım. Bu kiloyu nasıl alacak? Bu bebeğe protein vermeniz lazım, yağ vermeniz lazım, şeker vermeniz lazım, kalori vereceksiniz. O emzirme yetisi henüz gelişmemiş olan veya bu bebeklerin bağırsakları daha tam gelişmediği için ağızdan verdiğiniz yiyecekleri kaldıramıyorlar. Ve yaralar gelişebiliyor, tehlikeli durumlara gidebiliyor, bağırsak daha ileri ağır hastalıklara gidebiliyor. Bu durumda bir süre ağızdan çok az, yani sadece bağırsağın gelişimini sağlayacak kadar böyle 1 mililitre, 2 mililitre anne sütü veriyoruz. Ama diğer kalan bebeğin günlük kilo alışını sağlamak için geri kalan yapı taşlarını nasıl? Ve mineralleri, elementleri vermemiz lazım. Fakat bunları damardan veriyoruz. Bunun çok büyük bir tehlikesi var. Buna eğer böyle bir ortamda bu elementleri karıştırıp damardan verirseniz enfeksiyon riski çok artar. Çünkü minicik bir toz bile bulaşsa evet. O onun üstündeki mikroplar da bu yiyecekleri kullandığı için serumun içinde çoğalıyorlar ve damardan bebeğe geçip bebeği rahatsızlandırıp hatta hayatını tehlikeye sokabiliyor. Peki nasıl bir teknik uyguluyorsunuz? Bunun için özel dünya standartlarında Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu standartlarla özel beslenme ünitelerinin olması gerekiyor. Toz girmiyor kesinlikle. Bir tane bile mikrobun girmesine izin vermeyecek teknolojik donanımlara sahip. Cihazda kullanılacak bütün ilaçlar, bütün yapı taşları, proteinler, lipitler, şekerler cihaza önceden takılıyor ve her bebek için ayrı ayarda tek bir torbaya hiç el değmeden ve bebeğin ihtiyaçları dahilinde bütün her şey dolduruluyor. Tamamen steril bir ortamda getirip bebeğe veriyoruz. Çok güzel anlattınız. Aslında çok önemli ve hassas da bir konu bir yandan. İzleyicilerimiz de inanıyorum ki ekran başında yaşamışlardır biraz da olsa. Siz yani aslında doğan bebeği tekrar hayata döndürüyorsunuz. Tekrar ikinci bir doğum gibi oluyor burada. Yani şöyle söyleyeyim. Burada doğan bebekler sonuçta topluma kazandırılıyor. Ne kadar sağlıklı kazandırılırsa, ne kadar zeki, beyinleri ne kadar sağlam kazandırılırsa bu toplumun kazancı, bizim ülkemizin kazancı, milletimizin kazancı. Ne kadar sağlıklı insanlara sahip olursak o kadar hepimiz mutlu oluruz, hepimiz refah içinde yaşarız. Tabii ki. Peki maksimum ne kadar süre kalıyor mesela bebekler? Şimdi, onu da sormak istiyorum.
prematüre bebekler ağırlıklı yattığı için en ağır hastalarımız onlar. Hı hı. Ne kadar küçükse o kadar uzun yatıyor. Yani 3 ay yatan, 6 ay yatan bebekler bile oluyor. Evet. Ama 10 gün yatan, 1 hafta yatan, yani rahatsızlığına göre ne zaman düzelirse, ama uzun süre yatanlar var. Oluyor. Oluyor maalesef. Allah'tan hepsine şifa dileyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de kolaylıklar diliyorum. Tüm ekibimize inşallah güzel güzel haberleri vermek nasip eder Allah ailelere. Yani bu bir ekip işi. Ekibim de sağ olsunlar. Yani bir kişinin yapacağı bir iş değil bu. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben ağzınıza sağlık. Tüm verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk sizi görmek. Çok sağ olun. Tekrar inşallah biz de geliriz. Sizi de bekleriz İstanbul'a. Her zaman. Evet. Her zaman. Bugün Gaziantep'teydik. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinden seslendik. Ercan hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Efendim, sağlık zamanı devam ediyor. Neonatoloji uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı'ya verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzelmiş ortam konu. Ya. Ortam... Sen de artık size de sıra geliyor gibi. Hakan'a da selam söyleyelim. Orada biraz böyle bir şeyler hissettin mi? Evet. Yeni çok tatlı bebekler, falan, ev bebekler. Gerçekten ağlayanlar vardı, uyuyanlar vardı. Hepsine maşallah. Çok önemli bir konudan bahsettik aslında Ercan Hoca'yla. Çünkü doğan her çocuk hayata hazır olmayabiliyor. Evet. O yüzden doğum yapılan hastanede böyle bir yerin olması da çok önemli. Ercan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Selamlar yolluyorum tüm ekibe.